İsmail Bey, şunu bir netleştirelim de siz de gönlünüzü almış olalım. Zafer Bey dedi ki muhalif isimler devlete laf ediyor ama büyük sermayeye laf etmiyor dedi. Ben de Zafer Bey'in sözünü, cümlesini açmak istedim. Tamamen Zafer Bey'in ne demek istediğini siz anlamış olabilirsiniz. Size hiç lafım yok. Ama izleyici anlamamış olabilir, kaçırmış olabilir. Dolayısıyla Zafer Bey'in tam ne demek istediğini net bir soruyla sormak istedim. Yoksa size bir ifade, size bir üslupla yönlendirmedim. Lütfen yanlış anlamayın. Size de sevgilerimizi iletiyoruz. Sizinle hiç alakası yok. Buyurun. Gökçe Hanım, burada sadece TÜSİAD'la ilgili Gökçe değil. Gökçe Hanım, ben bir şey söyleyebilir miyim? Diğer sendikalar da var. Yani isterseniz bir tamamlayayım. Türk İş, Hak İş, Diskin. Ben o... Buyurun İsmail Bey. Bir saniye, bir cümle söyleyeceğim. Gökçe Hanım, belki yanlış anlaşılma oldu. Belki amacını aşan bir şey söylediniz. Belki ben amacımı aştım. Bilmiyorum yani. Estağfurullah. Ama şunu altını çok net çizeyim. Ben hiçbir muhalif gazeteciyi temsil etmiyorum. Ben muhalif gazeteci tanımını da reddeden birisiyim zaten. Evet, herkes gazeteci özü itibariyle zaten muhaliftir. Yani şakşakçı gazeteci zaten olmaz. Gazeteci neyse onu anlatır. Onu kamuoyuyla paylaşır. Şakşakçılık zaten yoktur. Kuşkusuz ben herkes kendini temsil ediyor zaten. Gibi bu, kendim evet. için buradayım. Yani kendim buradayım. Çok korkuyor mu? Korkuyor mu lafını? Siz ona sorunca Zafer'e ben burada haklı olarak tepki gösterdim. Siz yok de, hayır. Siz kendi üzerinize alındınız ama asla size söylemedim. Ben Zafer Bey'in söylediğini yani, açmak yani. İçin söyledim. Yok, yanlış anlaşılma olabilir. Canlı yayın, hararetli bir tartışma. Anlaştık. Tamam. Peki. Burası altı saat değil. Gökçe Hanım, tabii bir şey orada... söyleyebilir miyim? Geleceğim İsmet Bey. Geleceğim bırakma hemen. İsmet Bey. Burada saat TÜSİAD değil. İşte hem emekli maaşları hem asgari ücretler üzerinden sendikalar da yorumlar yapıyor. Tabii haklı olarak da savunuyor. Ama tabii Türk İş de bunun açıklamasını yaptı. Sendikalarda asgari ücretli çalışan olmaz. Asgari ücretten çok daha fazla alır. Türk İş toplantıya neden katılıyor? Çünkü çok daha fazla üyesi olduğu için. Ama Türk İş'in, Hak İş'in ve Disk'in ortak yaptığı bir açıklama var. Bu ortak yaptığı açıklamalarda bundan öncekilerde hep bir öneriyle gelinirdi. Ama bu sefer öneriyle değil artış yapılsın şekliyle gelirdi. Rajon yani, kestiler ya. Evet, rajon kestiler. Tabiri yani rajon kestiler. Aklı başını alsın falan yani işte, paralel hükümet vardı bizim mi haberimiz? Hem öyle hem yani. Üslup hatası zaten Türk İş Başkanı bu konularda biraz yani daha... Yani aklını başına almazsa ne olur sorusunun karşılığı o zaman görürsünüz değildir yani. Hani i̇şte bu belli bir noktaya çekilmedir. Şey de değildir, üslubu da değildir yani. Kesinlikle. Yani bir sendika yakışmayan bir üslup aslında. Yani bir rajon kesilecekse sandıkta vatandaş keser zaten bunu. Vatandaş hocam. Zaten bunu. Peki burada şu soruyu sormak gerekiyor. Hocam hem Taha'ya hem size katılmıyorum. Sonuç itibariyle onlar da işçi sendikası. Tabii ama... Yani üslup konusunda evet abi, belki bir ben hak savunması itiraz yani olabilir. Abi. Sendikalar hiç itiraz abi, etmeyecek. Şimdi şöyle. Kadere bak senin ve benim karşı karşıya. Hayır şöyle. Geleceğiz İsmail Bey'le. Karşı hayır şöyle. Bak, yayında şimdi, Eren her şey olabilir. Şimdi bakın. İşin hakkını savunur da yok aklını başına alsın yok şunu yapsın yok şimdi, işte o zaman görürsünüz. Ta yani demokratik kültürde sendikalar işçilerinin temsil ettikleri kişilerin haklarını savunmak için bu tip söylemlerde bulunabilirler. Yani ben evet dozajı yüksek bir eleştiri ama orada da ya bunlar neden böyle söylüyor? Yani söylemeye hakları var. Şimdi o konuda var, size Zafer katılmıyorum. Tabii ama şu var. Tabii Türk İş, Hak İş ve Disk beraber ortak bir açıklaması yaptı. Ortak bildiriyle birleştiler. Burada sendikalar eğer bir katkı sunmak istiyorsa ki devletimiz sıkı para politikası uyguluyor. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Zaman ve sabır isteniyor. Şimdi sendikaların aylık olarak aldığı işçilerin bir yevmiyesi var. Peki zor bir zamandan geçiyoruz. Sendikalar zaten bağımsız denetime tabi. Gelirleri de ortada. Sendikaların sahip olduğu mal varlıkları da ortada. Sendikalar peki şunu söyleyebiliyor mu? Evet, devlet bunu yapmıyorsa ben yapıyorum. Belli bir süre boyunca 6 ay boyunca günlük yevmiyenin yarısını ben almıyorum diyebiliyorlar mı? Demiyor. Ya da bir öneriyle gelebiliyorlar mı? Bu öneri yok. Hocam, haklı, bak, haklı olarak şu an bu Ayran Bey, diliminin Allah sabitlenmesi. Böyle bir şey olur mu ya? Vergi diliminin sabitlenmesi. İsmet Bey'i de dinleyelim. Sendika ağları aklı başına alsın demek de mesela benim hakkım olur o zaman. Yani. Tabii ki senin hakkın. Vergi diliminin sabitlenmesi. Sendikadan elde ettikleri gelirleri sağa sola saçmaları, evet. Kendi menfaatlerinin kullanmaları falan o zaman da o zaman benim hakkım olur yani. Vergi diliminin sabitlenmesi. Ama bu üslup kullanmak mıdır? Yani aklını başına al sendika başkanı. Arkadaşlar bu tehlikeli bir noktaya gidiyor. Sendika başkanı görevini doğru kullanmanı kullanman yönünde seni uyarıyorum mudur? Yani şu tabii ki de işin hakkını savunacak. Kim savunacak? Sendika savunacak tabii sendika yani. Savunacak. Tabii ki de gidecek masada çatır çatır pazarlığını yapacak. İşte kıran kırana
100 liranın, 300 liranın, 500 liranın, 1000 liranın pazarlığını yapacak. Bu en doğal hakkı. Ama masaya otururken gel bakayım buraya, otur şuraya. İşte bak aklını... Ya bu şey dağ başında yaşamıyoruz yani. Evet, demokratik bir sistem. Benim dile getirdiğim buydu şimdi. İsmet buradan Bey, neden kaşlarınızı çattınız? Asgari İsmet Bey Ankara'dan sinirlendi. Ve asgari ücrette de vergi dışı bırakıldı. Asgari ücret büyük bir reformdur. Yani burada bakın, aslında işverenin maliyeti azaltıldı. Bu nokta tehlikeli bir noktaya gidiyor. Bu sistem sendika itiraz etmezse, sendikanın itirazına karşı çıkarsak, ona buna karşı çıkarsak o sistemin adı başka bir şey olur. Yani herkes susup pusacak değil. Bu sendikaların iki tanesi iktidarla çok da yakın ilişkisi kuran sendikalar. Yani şimdi bakın, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay bütün açıklamalarında önce Türkiye diyen bir adam. Yani Türkiye olmazsa sendikalar biz de yokuz diyen bir adam. Ve buna göre bir politika izledi bugüne kadar. Önce Türkiye diyen bir adam. Her konuda aynı şekilde söyleyen bir adam. Şimdi Türk İş Başkanı bunu söylerken niye bu noktaya geldi? Bunun yanıtını bulmak gerekmez mi? Niye bu noktaya geldi? Niye 3 sendikada, hadi diyelim ki DİSK muhalif bir sendika, Hak İş'te Türk İş öyle çok da bir muhalif anlamda değil. İktidarla da görüşmeleri sürdürüyor, diyalog halinde. Peki bunlar niye bu hale geldi? Memur sendikaları var, iktidarla yakın sendikalar var. Onlar niye bu noktaya geldi? Bunu sorgulamak gerekmiyor mu? Yani şimdi sendika böyle diyor, öteki bunu diyor. İşçinin hakkını savunurken çözüm önerisi olsun. Daha Zonguldak'tan yürüyen maden işçisi, Zonguldak'tan yürüyen 100 bin maden işçisi Ankara'ya doğru yola çıkarken haksız mıydı? Yo abi ben, yani abi bak. Spesifik olaylara bunu İsmet abi, İsmet abi ben o dediğin insanların arasında büyüdüm. Alın teri nedir, emek nedir iyi de bilirim. Onların içerisinde büyüdüm. Evet. Şimdi beni şu pozisyona çekmeyin. Efendim sendika, ya o yüzden söyledim. Hakkını arasın. Ama bunun bir üslubu vardır diyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Bugüne kadar hakkını aramadı mı, bu üslubu kullanmadı da yani. Onun dışında bunun nedenlerini araştırmak gerekiyor. Ben niye araştırayım? Çalışma Bakanı düşünsün ya. İşte asgari ücret artımında, emekli maaşı artırımında yani çözüm önerisiyle gelmeye taraflar. Sadece sendikalar değil, TÜSİAD da aynı şekilde. Bakın, çözüm önerisi gelinirse bakın, çözüm bir noktaya varlanır. Ben sadece dağ diliyle ama değil de şehir değil. Diliyle konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir örneği de ana muhalefet partisinin olayı nedir? Bu. Muhalefet etmektir. Bugün Sayın Özgür Özel çıkıyor, Cumhurbaşkanı'na hitaben, Sayın Cumhurbaşkanı diyor, AK Parti'ye hitaben AK Parti diyor, AKP demiyor. Dün biz neyi eleştiriyoruz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhalefet etmesini değil, Sayın Cumhurbaşkanı'na diktatör demesini, Beştepe Külliyesi'ne saray, yok benim müsrifliğin merkezi demesi. Üslup denilen bir şey var. Benim kastettiğim bu. Ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün muhalefet etti diye eleştiriyorum. Bakın, ne sendikayı bakın. Bugün işin hakkını aradı. İşin hakkı aranır. Ama bunun şeyi, yolu, İşte aklını başına al. Efendim almazsa ne olur diye soruluyor. O zaman görürsünüz diyor. Şimdi ne yapacağız? Kavga mı edeceğiz yani? Gideceksin diyor abi. Almazsan gideceksin diyor, abi. Çalışma Bakanı kapısını gelen, çalacaksın. Açmıyor üretimden mu? Vatandaşı şikayet edeceksin. Gelen diyor. Yarın öbür gün sandığa gideceğiz. Vatandaş da ona göre cezasını keser veya kesmez. Gücümü kullanırım diyor. Sendikanın eylemi var. Madem kullanır. İşçi yerinden geliyorsun. Sendikaların üretimden gelen bir gücü var. Bunu kullanırım diyor. Ne var bunda? Yani üretimden ya gelen şey gücü kullanırım. Gerekirse greve giderim. Hayır, bunda bunlar ne hepsi ki? Anayasal haktır. Bunları yani, kullanabilir bakın, yani. Bakın burada neyi tartışıyoruz? Ben eleştirdiğim bakın, şeyi netleştirdim mi? İki saattir mesela neyi tartışıyoruz? Dikkat edin. İki saattir neyi tartışıyoruz? Sistem içinde çözüm arıyoruz. Sistem içinde çözüm yok. Bakın bunu net bir şekilde... Sistemi mi değiştirmek gerekiyor? İsmet Bey, sistemi mi komple değiştirmek gerekiyor? Evet, sistemin değişmesi gerekiyor. Sistemin değişmesi gerekiyor. Bu serbest piyasa sisteminde bu çıkış yok. Bunu ta uzun yıllardır tartışılıyor. Geldik duvara tosladık. Hepimiz 1960 İlk defa da toslamıyoruz. Sürekli kriz, sürekli kriz. 94, herkese 2001, aynı araba, herkese 2008, aynı. 2016. Şimdi... Yani sistemin düzeltilmesi gerekiyor. Bizim Cumhuriyet'in kuruluşundan beri bir sistemimiz var. Sertlik derecesi çok yüksek karma bir program bu sistem. Program. Yani bütün dünya,
Dünya bu sistemi verir. Reklama devlet, daha çok var. Hep kamucu gerçekten bu işi yapıyor. Yani İsmet herkese abi bugün, bir İsmet abi, bitki çayı, bugün, gece çayı içinde ne olunca... Papatya çayı. Papatya. Şimdi İsmet abi pasif, bak, pasif bugün, lora, pasif lora. Bugün sorun geldi. İsmet abi biraz daha dünyaya pozitif mesajlar. Bence var. İsmet şimdi, Bey'in masrafı arttı. Bebek bezini size mi yıktılar İsmet Bey? İsmet abi bu düzen yani değişti. Bilmem dede, dedeler alır. Yani bizde biz... dede almıştı bebek bezlerini. O yüzden bence bebek bezini size yıktılar sponsor olarak. Yıkmadılarsa ben buradan sponsor olarak ilan edeyim size. Feda olsun. Sen bir reklama git Göksu. Bak bu gidişat tek yol değil noktasına geleceğiz. Açık eczaneden gece hem Ankara hem İstanbul'a pasif lora herkese bir dil altı. Göksu Hanım. Ya da. Evet buyurun. Gerçekten bakın. Patanaj yapıyoruz. Bak iktidar da patanaj yapıyor, muhalefet de patanaj yapıyor. Yani bu meseleyi bu şekilde çözmek isterlerse biz daha burada çok emekli maaşının düşüklüğünü tartışırız. İşçinin geçinemediğini tartışırız, memurun geçinemediğini tartışırız. Yani biraz önce konuştuğumuz bütün meselelerin çözümü var aslında. Şimdi sistem dediğimiz nokta o. Bizim Cumhuriyet'in kuruluşunda benimsediğimiz bir sistem var. Bizim başımıza bakın bu sıkıntıların hepsi bu serbest piyasa denen sisteme kul olduktan sonra geldi. O nedenle bence onu sorgulamazsak çok patanaj yaparız. Buyurun. İsterseniz... Şimdi EYT istatistikleri de burada 4 maddede. 2024'te EYT'nin maliyeti 577 milyar lira olacak. 17 yıl içinde EYT'den 4 milyon artık 5 milyon diyelim bence kişi faydalanacak. EYT ile 2023'te 2 milyon kişi aylık bağlandı. 2023'te EYT'den faydalananların yaş ortalaması 48. 48 neden? Bir erkek 18 yaşından itibaren zaten sigorta primi sayılıyor. Uzun vadeli sigorta primi. Hı-hı. 25 yıl çalışıyor zaten 43. O ortalaması 48 oluşmuş. Zaten kadınlarımızda 20 yaş, onlar 38 yaşında EYT'den emekli olurlar. Peki. Son ilaveleri alalım, bu başlığı kapatalım. Şimdi, ya burada tabii ben tekrar Taha'ya itiraz etmek istiyorum. Şimdi bak şöyle, ya sendikaların ne konuşacağını tabii koca koca adamlar kendileri bilirler. Çalışma Bakanı da bu arada sendikalarla iyi ilişki kuran bir bakan. Elbette bir sulh yolu bulacaklardır, konuşacaklardır. Ama ben Taha, yani bunların konuşuluyor olmasını daha sağlıklı görüyorum açıkçası. Ben konuşma çok sağlıklı bir şey. Evet. Şimdi kurulmalı ya. Yani haklısın, çok sert bir konuşma yapmış olabilirler. Ama temsil ettikleri kitlenin de sesini duyurma noktasında onların bu tip açıklamalar yapmasını ben normal karşılıyorum açıkçası. En azından... büyük sermaye gibi durup dururken niye kayyum atıyorsunuz? Kayyum da atanmadı bu arada. Kayyum meselesine girmiyorlar. En azından kendi iştigal alanlarıyla ilgili kendilerine göre haklı eleştiriler getiriyorlar. Onu söyleyeyim son söz diye sorduğun için. İsmail Bey var mı son sözünüz bu başlıkta? Allah emeklilere sabır versin ama Allah emeklilere yardım etsin diyorum. Sadece emeklilere değil tabii yani. Bu ekonomik sıkıntı içinde debelenen tüm yurttaşların Allah yardımcısı olsun. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ne diyeyim ki başka? İktidara da bir parça vicdan. Evet tabii 12.500 lira olan tutarın çok yüksek olduğunu kimse iddia edemez. Burada ilk emekli maaşları konuştuğunda da 15 binler seviyesinde olması gerektiğini, bunun da asgari ücret için de fırsat olduğunu söylemiştik. Neden asgari ücret artırımı olmadı? Makas daralacaktı. Tabii 12.500 lirayı artırmaktansa ya da 15 bin artırmaktansa emeklinin alım gücünü artırmak daha önemli bir etken. İşte belli bazı indirimlerle bunlar sağlanabilecek. Tabii emeklinin ne kadar bu harcamalar içerisinde olduğu kısıtlı. Ama Avrupa Birliği ülkelerinde de Eurostat'ın yapmış olan araştırmalarda hissedilen enflasyonla açıklanan enflasyon arasında en az 5 katlık bir fark var. Tabii biz enflasyon oranı %71 yıllıkta %60'a düşecek diyoruz. Yıllık olarak da emeklinin alım gücü hangi oranlarda, hangi ürünler düştüğü zaten emeklinin yapmış olduğu harcama orantıdır. Son sözümüzü söyledik de bir saniye ya. Son sözümüzü söyledik de şimdi. Ondan sonra isterseniz devam edin. Bu artık ya olmuyor ya. Burada, yani TÜİK'in, hayır TÜİK bir saniye. TÜİK'in rakamına göre sarımsağın kilosu 53 lira. 53 lira mı? Git markete 150 lira kuru soğan. Ben soğan da değil. Şimdi oradaki enflasyon hesabına sadece göre mi yapacağız bütün insanlar her şeyi? O saatten sonra beyhude oluyor beyhude. Sadece soğan ya da sarımsak almıyor. Bu bir sepet.
En fazla ne harcıyoruz? Ya, büyük şehirde konut gıdaya. Herkes sarımsak alır bu ulaşıma evine. Herkes sarımsak alır. Herkes döner ekmek. Döner ekmek de 77 lira. 77 lira. Döner ekmek mi var 77 liraya? Evet. Enflasyon böyle hesaplanıyor. Enflasyonla açıdan enflasyon bir fark var. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi. Bizde de bir fark var. Yemek Muhammed Yeşil İsmail Bey niye kızdınız? Tam konuyu kapattım. Siz başladın mı Zafer Bey? Ya sonra bence herkese bitki çayı değil herkese tüm konuklarıma dilaltı istiyorum Beyza'da. TÜİK Başkanı bile aslında sakinleşsin herkes. Cevap vermek zorunda kaldı o günkü açıklamadan sonra. Çünkü TÜİK Başkan açıklamasında aşırı kar hırslarına kurban olunduğu, enflasyonun başka sebeplerinin olduğu, 600 bin tane ürünün ölçüldüğü ve en hızlı açıdan enflasyonun birisi olduğu. Yani işte gerçekler söylenince demek ki burada farklar açılabiliyor. Ankara ekibi yani bu akşam şey noktasında. Dilaltı bile kurtarmaz mı diyorsunuz? Vallahi enteresan. O yüzden son enflasyon yüksek. Son yüksek hayır, enflasyon oranları. Dilaltı bize değil. Bize değil. Emeklilerin tamamına dilaltı lazım. Adam çünkü hem şuraya bir pantolona küçük cep yapıyorlar ya işte o cep için verdikleri harçlıkları nasıl harcayacağı düşünülüyor o zaman. Adamın tansiyonu çıkıyor zaten. Dilaltını emeklilere vermek lazım. Biz iyiyiz burada. İnşallah 2025 yılı itibariyle. Çok iyi gibi gözükmüyorsunuz İsmail ben Bey. Ben bilmiyorum İsmet iyisin. İsmail Bey. Alım gücü olarak da G20 ülkeler içerisinde 11. sıradayız. Reklam arasında diyazem alacağız. Ya bir İsmet Bey şöyle omuzlarını ovun. İsmail Bey'le hiç ilgilenmiyorsunuz. Ya gözükmeyelim yapma şu rakam başka. Ortalama ücretle 33 ülkenin en sonuncususun ya. Yapma gözünü seveyim. G20 11. sıradayız ama rakamlarla. 900 yani. Dolar. 33 ülkenin en sonuncusun ya. Ortalama neye göre konuşuyorsun? Anlamıyorum ki Muhammed ya. Satın alma paritesi diyor. Çok satın alma diyorum. Paritesi. 33 ülkeyi yukarıdan aşağı sayıyorlar. Ankara'da olduğu için bağırıyorum. Sesim gitmiyor çünkü. 33 ülkenin en sonuncusu sensin biliyor musun? Niye? 9 bin lira bile değil. Hani küsuratını ben tamamlıyorum. 9 bin dolar yıllık maaşla çalışan emekli maaşı falan hepsi içinde. Çalışan insanlar çalışmayan hepsi içinde. 9 bin dolar alıyor. 33 ülkenin en sonuncususun ya. Yunanistan'ın bile 17 bin dolar ya. İşte İsmail Bey'in çizdiği kalkmış bu 10, tabloya nasıl ulaşacağız? İhracatla ulaşacağız, kalkınmayla ulaşacağız, katma değer üretimle ulaşacağız. Siz ve İsmail Bey farklı şeylerden bahsediyorsunuz. Abi ulaştık deme o zaman ulaşacağız hep beraber amin diyelim ya. Burada. Muhammed ulaştık Hocam, deme yani. Ulan 3 yıllık Muhammed bir durum söz konusu. Avrupa'nın 30 ülkesinin en alt parasını ben alıyorum. 9 bin dolar yıllık gelire sahibim. Yunanistan 17 bin lira. Bizi kıskanan Almanların yıllık geliri kaç lira biliyor musunuz ortalaması? 80 bin euro falan ya. Ya işte o zaman bunu söylediğinde İsmail Bey, Almanlar bütün o büyük markaları, o büyük üretim gücüne kavuşurken keşke bu memleketi de siz milletin kılıyla, kıyafetiyle uğraşmak zorunda bırakmasaydınız, enerjisini tüketmeseydiniz de Türkiye 2002 yılına kadar 2400 dolarda kalmasaydı. Bunu söylediğin zaman bunu söylemek şart oluyor. Söylemek istemezdim ama 2002'ye kadar bu ülkede kişi başına düşen... Şimdi bunu söylediğin zaman da şunu söylemek şart oluyor. Bir dakika bunu söylediğin zaman da şunu söylemek şart oluyor. 25 yıldır kıyılıkla kıyafetle uğraşan yok. 25 yıl, çeyrek yüzyıl. Çeyrek yüzyıldır o zaman niye yapılmadı bir şey? Çeyrek yüzyıldan söz ediyorum ya. Çeyrek yüzyıl. Çeyrek yüzyıl. Çeyrek yüzyılda bunları yapamadın şimdi de emeklinin başına patlatıyorsunuz bunu. Anlamıyorum ki. Yani Muhammed, onunla uğraşmasaydı, bununla uğraşmasaydı. Şimdi de o zaman siz de başka şeylerle değil. Uğraştınız o zaman. 25 yıldır, çeyrek asırdır bu sorunlara çözüm üretemediyseniz o zaman ben de bunları söylemek gibi aklım kolay doğuyor. Olmuyor, kolay olmuyor. 50 küsür yılın açığını kapatmak kolay olmuyor. O kadar darbe, o kadar demokrasinin askıya alınmasından sonra kolay olmuyor. Hayır. O 50 yıl... 50 yılın açığı falan yok ortada. 50 yılın açığı yok ortada. Daha fazla açıldı. Bütün hikaye nereden başlıyor? Bak biraz önce istatistiklerde Muhammed Bey söyledi. 2018'den sonra olay kopuyor. Bütün ekonomik değerler. Ne oldu 2018'den sonra? Ne oldu? İşte, ne oldu? Sonra. Ne oldu? İşte, pandemi oldu. 11 şehrin içi kıldı. Daha ne olsun ya? Gezi Parkı'ndan başlayan bir süreç değişti 2018'den sonra. Ya yapmayın ya. Yapmayın ya. 11 şehir yıkıldı. Yani deprem... Ve savaşı tüm dünya yaşıyor. Öyle savaşan mi? Ülkelerin enflasyonu senin aylık enflasyonun depreme, kadar. Savaş niye senin bu kadar etkiledi? Bunu anlamıyorum. Savaşa da girmedik. Üstelik yaklaşım olamaz. Politika devletin götürdük. Çok ciddi bir yatırım var oraya. 76 bin konut teslim edildi. Bu yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek. Çok ciddi altyapı çalışmaları var. Ya orada 1 trilyon lira aşan bir bütçedeki orada maliyet var. Yani depreme... 6 Şubat depremleri yüzyılın felaketine yapmayın şeklinde ekonomik bir açıklama yapılamaz İsmail Bey. Yani burada
bu depremden sonra bir daha Türkiye ayağa kalkamaz dendiği noktada bile devlet EYT'yi geçirdi. İster popülist yaklaşma deyin, ister bir dil. Ya? Türkiye her ama burada devlet buna kalkmış, söz vermişti EYT'ye. Ondan dolayı maliyet çıktı. Nasıl altta? Bir depremle gelen bir yasaydı EYT. Bir depremle geldi. O dönemin hükümeti popülist politikayla geldi. Hükümet söz verdi için devletimiz bunu. Deprem olmasına rağmen maliyete katlanıldı. Ondan dolayı bu sistem bu hale geldi. Artık bundan sonra nasıl düzeltilebilir onu konuşması lazım. Bu birden üzerindeki bir şey. Şimdi konumuz yıllar da bu değil. Yıllar için düzelecek bir şey. Konumu, bak şimdi lafa niye girdim ben biliyor musun? İşte bilmem neye göre ilk ondayız falan dediğin için ben girdim. Doğru. Yani G20 ülkelerimizde 11. sıradayız. Normlarda konuşacağız o istatistiklerde. Bunu ben hesaplamadım. Ben de bir başka örnek verdim. Oradan başladık. Şimdi depremdi, savaştı, oydu, buydu. Oralara ama kadar oldu, deprem oldu, savaş oldu. Yok, tartışma rayından çıkıyor. Yani program insicamından çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Peki ben Muhammed Bey'e ve tüm konuklarıma son bir soru aslında yönelteceğim. Ve ben bağırmaktan sesim kısılıyor. Doğru. O zaman pastil de getirelim Ankara'ya. Şimdi Muhammed Bey, nüfus azalıyor. Evet, doğum oranları da çok azaldı. Sayın Cumhurbaşkanı da buna aslında atıfta bulunuyor. Evet. Şimdi 50 sene sonrayı düşünecek olursak Türkiye'de emekli sayısı, çalışan sayısını ikiye katlarsa ne olacak? Bakın Almanya... Bu son maddeden de 2023'te EYT'den faydalanan... Almanya bizden ve diğer ülkelerin aldığı işçilerle birlikte büyüdü. Bizde artan nüfusa ihtiyacımız var. Artan nüfus olmalı ki, iş gücüne katılmalı ki üretim devamlı olsun, ihracat artabilsin diye. Biz tabii yani yine konudan konuya açıldı denecek ama biz Suriyelileri mülteci sorununa konuşuyoruz ama bu kişiler buradan çıktı zaten üretimde büyük bir sektör ararız. Özellikle tarımda ve pamuk üretiminde. Yani burada devletimizin gütmüş olduğu politika şu... Evet işte bu hayat pahalılığıyla alım gücüyle beraber oluyor ya, olur mu deniyor ama etti oluyor. İsmail Bey. Bizim Suriyelilere ihtiyacımız yok güzel kardeşim var. Ya. Benim vatandaşım bizim bana yetiyor. Ben bana yetiyorum. Bana kimse ihtiyaç, benim kimse ihtiyacım yok. Bizim iş gücü olarak ben iş hayatının içinde olan birisiyim. Ya oradan kazanacağın 3 kuruş. Ben oradan kazanacağın 3 kuruş için ülkenin geleceğini tehlikeye atıyorsun. Bak sığınmacılar konusu, sığınmacılar konusu bu ülkenin PK sorunudur. Milli güvenlik sorunudur. 3 kuruş para kazanacağız diye bu ülkenin BK sorununu, milli güvenlik sorunu görmezden gelmeyin. Almanya, olayı normalleştirmeyin ya. Yapmayın büyüdü. Bunu. Ya bizim de büyümemiz bunu yapmayın. Ya bizim doğalganlık oranı artırmamız gerekiyor. Biz ya da demedik. Almanlar bizden istedi. İster mülteci, ya ister başkanı getirip çalışmamız gerekiyor. Ya farkı anlıyorsun değil mi? Biz istemedik. Biz kucağımızda bulduk bu 10 milyon vatandaşı. Ne yapacaktık? Allah Allah ya. Adelerini teslim edecektik. Ya. Biz de iş gücüne dönüştürdük. Afganlar olmasa burada çoban yapılan kimse bulunmayacak. Yani şu anda çobanlık gözde meslek oldu. Memur maaşını geçti. Burada doğurganlık olan artırılmasının asıl sebebi işte bu. O zaman bizim hayvancılık rakamlarımızı bir açıklarsın. Bir aktif, saniye ya. Var mı elinde istatistik? Afganlar geldi, Suriyeliler geldi. Benim hayvancılığım şuradaydı, buraya fırladı diyebiliyor musun? Böyle evet. Bir... Afaki konuşma lütfen. Bu bak, açıklanan bak, veriler var. Yani 40 bin liraya şu anda çoban bulunamıyor. Kafam basıyor, benden çoban daha iyi bulunamıyor 40 bin liraya. İstatistik okuyabiliyorsun. Genç 40... adamsın. Bana bunu söylesene. Şu yani, anda 40 bin lira en düşük memur maaşı. Afganları ve Suriyelileri biz hayvancılık sektöründe çalıştırdık. Benim... Ya bırak şimdi maaşı. Başka bir şey istiyorum senden ya. Ben Suriyelileri ve Afganları çoban olarak çalıştırdım. Benim hayvancılığım 1'de 3 oldu. Diyebiliyor musun? Daha bana kötü olacaktı. Gelsene. En azından yok, korumuş olduk bu süreci. Daha kötü var olacak mı? En azından korumuş olduk. Rakam tabii şu an elimde yok. Abi ama neyi daha koruduk? Kötü olacak, gözünü seveyim ya. Neyi koruduk ya? Koruduğumuz bir şey yok ya. Hayvancılık yerine Angus ithal edip duruyoruz dışarıdan. Hani nerede bu Afgan çobanlar? Ne kadar nerede Suriyeli çobanlar? Madem çoban var, madem benim hayvancılığım iyi, niye et ithal ediyorum ben? Niye benim vatandaşım 1000 liraya yetiyor?